geceler miniklerim. Bu akşam size okuyacağım masal Güzel ve Çirkin'in masalı. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir varmış bir yokmuş. Çok eskilerde zenginli zengin bir tüccar yaşarmış. Bu tüccarın 3 kızı varmış. Tüccarın 2 kızı kendilerinden başka bir şey görmezlermiş. Ve bu yüzden de çok bencillermiş. Fakat küçük kızının hem adı hem kendi hem de huyu güzelmiş. Zengin mi zengin olan tüccar, bir gün gemisinin şiddetli bir fırtına sonucu battığı haberini almış. Acınası adamın bütün varı yoğu, zenginliği bir gecede elinden gitmiş. Zenginlik günleri bitmiş ve küçük bir kasabaya, küçük bir eve yerleşmişler. Bencil olan ilk iki kardeş, bu durumdan hiç hoşlanmadıkları gibi bir de bütün işi sevgi dolu, iyi kalpli olan güzelin başına yıkmışlar. Yiyip içip yatan kız kardeşler güzele kötü davranıyorlarmış. Sonra bir gün zavallı tüccar fırtınada kaybolan gemilerinden bir tanesinin limana yanaştığını öğrenmiş. Yola çıkmak için hazırlanmış. Kızlarına da ne istediklerini sormuş. Bencil olan kız kardeşler hemen elbise ve mücevher isteriz demişler. Sen ne istersin güzel demiş tüccar. Bir gül isterim. O yeter bana demiş güzel. Tüccar yola koyulmuş, kayıp gemiden biraz para kalmış. Onları da dolandırıcılara kaptırınca hali perişan eve doğru yola koyulmuş. Bir ormana vardığında akşamın karanlığı bastırmış. Kış ayı olduğu için hava çok soğukmuş. Hem ormanın karanlığı hem de havanın soğukluğu tüccarın daha fazla ilerlemesine izin vermiyormuş. Atıyla birlikte karlara bata bata giden tüccar birden ışıkları yanan çok güzel ve gösterişli bir şato görmüş. Bu şato çok tuhafmış. Çünkü bütün ışıklar yanıyor, şömineler yanıyor fakat kimsecikler pencerelerde görünmüyormuş. Şatodan hiç ses de gelmiyormuş. Tüccar bu şatoda biraz soluklanmaya, geceyi burada geçirmenin iyi olacağını düşünerek atını ağıra bağlamış ve şatonun kapısına doğru gitmiş. Kapı aralıkmış. Tüccar içeri girip seslenmiş, cevap veren kimse olmamış. O da masada gördüğü yemeği yiyip hemen bir yatakta uyuyakalmış. Sabah neşeyle uyanmış ve yanı başında kendisi için bırakılan temiz kıyafetler bulmuş. Salonda onun için hazırlanmış yine çok güzel bir kahvaltı varmış. Tüccar bu olanları normal bir şeye bağlayamamış ve ''Bu şato bana acıyan bir varlığa ait sanırım. Keşke ona bir teşekkür edebilsem.'' diye düşünmüş. Şatodan ayrılacağı sırada aklına güzelin istediği gül gelmiş ve şatonun bahçesinde de çok güzel güller olduğunu görmüş. Birini koparmış ve ortalık korkutucu bir kükremeyle inlemiş. Tüccarın karşısına çok korkutucu bir canavar çıkmış. Tüccar haliyle çok korkmuş ve bayılacak gibi olmuş. ''Sen ne kıymet bilmez bir adamsın. Ben senin hayatını kurtardım. Sana yemek verdim. Güzel yataklarda yatırdım. Yeni giysiler verdim. Sen ise sana yaptığım iyiliklerin karşılığı olarak benim güllerimi çalıyorsun. Şimdi ölmeyi hak ettin.'' demiş. Tüccar korkuyla dizleri titreyerek diz çökmüş ve konuşmuş. ''Kızlarımdan bir gül istemişti. Ona götürmek istedim efendim.'' demiş. Canavar bu sözlere çok kızmış. ''Ben bir canavarım, efendi falan değilim.'' demiş. Daha sonra canavar tüccara bir şart koşmuş. Eğer bu şart yerine getirilirse onu 3 ay içinde öldüreceğini söylemiş. Canavarın şartı tüccarın kızlarından birinin gelip onunla birlikte bu şatoda yaşamasıymış. Tüccar atına atlayıp yola koyulmuş. Eve geldiğinde bencil kızları babalarının onlara mücevher ve elbise getirmediğini görünce çok sinirlenmişler. Tüccar kızlarına yaşadığı korkunç macerayı anlatırken iki bencil kız kardeşle hiç oralı olmamış. Fakat güzel babasının durumuna çok üzülmüş ve konuşmuş. ''Baba, senin başına bu korkutucu olay benim yüzümden geldi. İzin ver canavar ile yaşamaya ben gideyim.'' demiş. Kız kardeşleri de hemen onu onaylamışlar. ''Senin suçun tabii ki, sen gideceksin.'' demişler. 3 ay geçtikten sonra ihtiyar tüccar şatoya güzel ile birlikte gitmiş. Şato çok güzel diye düşünmüş güzel. Sofra hazırlamış ve masaya oturup yemek yemişler. Yemek bittikten sonra canavar meydana çıkmış.
Güzel canavarı görünce dizlerinin bağının çözüldüğünü, titremeye başladığını hissetmiş. Canavar babasının anlattığından daha korkunçmuş. Canavar konuşmuş. "Buraya kendi isteğinle geldin, öyle değil mi?" diye sormuş güzele. "Evet, isteğimle geldim," demiş güzel. "Öyleyse baban yarın sabah buradan gidecek ve bir daha asla buraya gelmeyecek," demiş canavar. Güzel sabah olunca çok üzülmüş. Çünkü babası artık gitmiş ve bir daha da onu göremeyecekmiş. Bir süre ağlamış, fakat gördüğü rüyayı hatırlayınca biraz olsun yatışmış. Rüyasına gelen peri, gösterdiği bu cesaretin karşılıksız kalmayacağını söylemiş ve onu böylece umutlu biri haline getirmiş. Güzel, bu yaşama alışırım belki diye düşünmüş ve etrafı keşfe çıkmış. Bahçede dolaşmış, güllerin olduğu tarafa gelince içine biraz üzüntü kaplamış. Daha sonra şatonun içini gezerken çok şaşırmış. Çünkü bir odanın kapısında kendi adı yazıyormuş. Kapıyı açıp içeri bakınca odanın tam da kendi istediği gibi döşenmiş olduğunu görmüş. Çok mutlu olmuş. Oda kitaplar ve müzik aletleriyle doluymuş. Bunları görünce canavarın düşündüğü gibi kötü biri olmadığına kanaat getirmiş. Çünkü kötü biri neden birinin odasını rahat etmesi için düzenlesin ki? Sonra üzerinde altın yaldızla "Sevgili kraliçem, her zaman emrinizdeyim" yazan bir kitabı eline almış. Güzel, yüksek sesle "Keşke babamı şu an görebilsem" demiş. Ve odanın ucundaki bir aynada babasının görüntüsü belirmiş. Güzel yalnızlığını ve ev hasretini biraz olsun böylelikle unutmuş. Akşam yemek yerken canavarı görmüş ve canavar güzele "Güzel, seni izlemem için bana izin verir misin?" demiş. Güzel de "Sahibi sizsiniz buranın" demiş. Canavar "Hayır, şato her zaman senin emrindedir. İstersen ben şu anda bile gidebilirim" demiş. Canavar bunları söyledikten sonra biraz duraklamış ve güzele "Sana bir şey soracağım. Benim çok mu çirkin olduğumu düşünüyorsun?" demiş. Güzel biraz afallamış ve ne diyeceğini bilememiş. Fakat sonra "Bu nasıl söylenir bilmiyorum ama evet, çirkin buluyorum" demiş. Güzel yemek yemeyi bitirmiş. Bu sırada canavar ona evlenme teklif etmiş. Ve güzel de bu teklifi kabul edemeyeceğini dile getirmiş. Canavar bunu duyduktan sonra öyle bir iş çekmiş ki bütün şatoda bu ses yankılanmış. Artık her gece saat 9 olduğunda canavar güzel ile konuşmak için onun yanına gidiyormuş. Güzel de gün geçtikçe canavara her gün biraz daha alıştığını düşünmüş. Bazı zamanlar geç kaldığında onu merak etmeye bile başlamış. İçinden "Keşke bu kadar çirkin olmasaydı, keşke. Bir de hep evlenme teklifi etmesi yok mu? Ah ah!" diye kendi kendine sitem ediyormuş. Canavar hep güzelden onu terk edip gitmesini istemediğini söylüyormuş. Böylece güzelden ona bu anlamda söz vermesini istemiş. Günler birbirinin aynı olarak böyle geçmiş. Tam 3 ay böyle geçmiş derken güzel bir gün aynadan babasının izlediği sırada kötü durumda olduğunu ve hasta olduğunu görmüş. Eve gitmeyi kafasına koymuş ve bu canavara bu isteğini dile getirmiş. Canavar güzelin gidebileceğini söylemiş. Fakat geri dönmezse kederinden öleceğini de söylemeyi ihmal etmemiş. Devamında ise şunları söylemiş. "Elbette gidebilirsin güzel. Fakat korkuyorum ki babanın yanında kalmak istersin ve buraya dönmeyeceksin. Ama eğer fikrini değiştirirsen de yüzüğünü yatağının yanındaki sehpaya koyarsan sabah gözlerini bu şatoda açarsın" demiş. Güzel bir hafta sonra döneceğine söz vermiş. Ertesi gün güzel babasının evinde başlamış güne. Babası onu görünce çok sevinmiş ve kendisini daha iyi hissetmiş. O gün evlenmiş olan kız kardeşleri de babalarını ziyarete gelmişler ve güzeli evde görünce çok kıskanmışlar. Bunun üzerine bir kardeşi diğerine "Beni dinle, güzeli bir oyun oynayalım. Burada bir haftadan daha fazla kalsın. Belki böylece canavar sinirlenir ve gelip onu öldürür" demiş. Bu nedenle de güzelin karşısına ağlayarak çıkmışlar ve ondan ayrılmak istemediklerini, biraz daha kalmasını istediklerini söylemişler. Böylece güzel bir hafta daha fazla kalmaya söz vermiş. Bunun üzerinden çok geçmeden güzel canavarı çok özlediğini fark etmiş
Gece uyurken gördüğü rüyada onun bu hissini daha da arttırmış. Güzel rüyasında canavarın şatonun bahçesinde cansız bir şekilde yattığını görmüş. Uyanınca çok üzülmüş ve kendini acımasız olmakla suçlamış. Hemen yüzüğünü sehpanın üzerine bırakmış ve sabah şatoda gözlerini açmış. Akşam olunca canavarın saat 9'da geleceğini düşünerek odasında beklemeye başlamış. Saat 9 olmuş fakat canavar gelmemiş. Saat 9'u geçmiş. Canavar yine gelmemiş. Güzel artık endişelenmeye başlamış. Birden korka korka bahçeye doğru koşmuş. Orada canavarın boylu boyunca yerde yattığını görünce çok üzülmüş ve "Ben onun ölümüne sebep oldum" diye düşünmeye başlamış. Hemen canavarın yanına gitmiş ve kalbinin hala attığını görünce derin bir nefes almış. Canavara sarılmış. Canavar konuşmuş. "Gittiğinde artık dönmeyeceğini düşündüm ve hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey içemedim. Kendimi çok kötü hissettim. Bu yüzden de ölmeye hazırlandım" demiş canavar. Güçsüz bir sesle. "Güzel, canavar, ben seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum" demiş. Güzelin bunları söylediği sırada şatoda çok garip şeyler olmaya başlamış. Etraf ışıltılarla ve güzellikleriyle dolmuş. Bu ışıltıdan gözleri kamaşan güzel etrafı aramış. Fakat canavarın yattığı yerde kimsenin olmadığını görmüş. Onun yerinde ayakta duran, yakışıklı mı yakışıklı, genç mi genç bir prens duruyormuş. Güzel bu yakışıklı prensi karşısında görünce çok şaşırmış. Fakat sonra ağlayarak "Ben canavarı istiyorum, o nereye gitti?" demiş. Prens ayağa kalkarak "O canavar bendim, güzel. Kötü olan bir peri beni bu bedene hapsetmiş ve yüzüne bakılamayacak kadar çirkin biri yapmıştı. Eğer sen benimle evlenmek istediğini dile getirmeseydin, ben ömrümün sonuna kadar o bedende hapis kalacaktım. Teşekkür ederim güzel" demiş. Daha sonra beraber şatoya gitmişler. Güzel şatoda babasını görünce çok şaşırmış. Babasının yanında ise rüyasında gördüğü iyi periyle karşılaşmış. Peri güzele, "Bak babana karşı gösterdiğim fedakarlığın ve cesaretin ödülünü aldın" demiş. Daha sonra peri elindeki sihirli değneği sallamış ve bir anda herkes prensin şatosunda bulmuşlar kendilerini. Şatoda olan halk prensi alkışlarla selamlamışlar. Bunun üzerinden çok fazla bir zaman geçmeden de prens ve güzel evlenmişler. Böylece dünyanın da gelmiş geçmiş en mutlu çifti olmuşlar. İyi geceler miniklerim, sizi seviyorum.